Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. KPSS 2021 için hazırladığım güncel bilgiler soru çözümü serisine devam edelim. Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş aşağıdakilerden hangisine yapılmıştır? Cevap B. Singapur'a yapılmıştır. 2019 itibariyle seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap D. Mansur Yavaş. 91. Akademi Ödülleri kapsamında en iyi film ödülünü aşağıdakilerden hangisi almıştır? Cevap A. Green Book. Türkiye aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin kurucu üyesidir? Cevap D. Avrupa Konseyi'ne kurucu üyeyiz. Interpol, G20, NATO'ya da üyeyiz. Kurucu üye değiliz. Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye değiliz. Dünya Bankası'nın Nisan 2019'da göreve gelen 13. Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap A. David Malpass. 15 Nisan 2019 tarihinde çıkan yangın sonucu büyük zarar gören Notre Dame Katedrali aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır? Cevap B. Paris. Paris'te Fransa'da yer almakta. Güneş sisteminde Güneş'e en yakın gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Cevap B. Merkür. Nisan 2019 tarihinde onaylanan kararname ile 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden ülke aşağıdakilerden hangisidir? Cevap D. Fransa. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı olan aşağıdaki değerlerimizden hangisi hem kültürel hem doğal varlık olarak kabul edilmektedir? Cevap E. Pamukkale, Hierapolis, Denizli. Modern ekonominin kurucusu kabul edilen ve istihdam, faiz ve paranın genel teorisi adlı eseriyle tanınan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap A. Keynes. Türk sinemasının unutulmaz eseri olan Hababam Sınıfı hangi yazarın romanından sinemaya uyarlanmıştır? Cevap D. Rıfat Ilgaz. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Büyükşehir Belediyesi kapsamında değildir? Cevap A. Afyonkarahisar, Aydın, Van, Malatya, Denizli Büyükşehir Belediyesi'dir. İnsanlık tarihi adına şimdiye kadar bildiğimiz tüm bilgileri tekrar gözden geçirmemize sebep olan dünyanın ilk tapınağı kabul edilen Göbekli Tepe hangi şehrimizde bulunmaktadır? Cevap B. Şanlıurfa. 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Edebiyat alanında kime verilmiştir? Cevap A. Nuri Pakdil. Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak bilinen Saint-Pierre Kilisesi aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır? Cevap B. Hatay. Kore Savaşı'na katılan Türk Astsubay Süleyman Dilbirliği ile aile adını verdiği Koreli küçük kızın gerçek hikayesinin anlatıldığı aile filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap E. Can Ulkay. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimcilere okunması önerilen Türkiye'nin Maarif davasının yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap C. Nurettin Topçu. 91. Oscar ödülleri 2019 Oscar diğer adıyla 91. Akademi ödüllerinde en iyi film dalında ödülü aşağıdakilerden hangisi almıştır? Cevap B. Green Book. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya beşten büyüktür diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşağıdaki ülkelerden hangisini kastetmiş olamaz? Cevap A. Almanya olacak. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır. Almanya yer almaz. Dünyanın ilk yazılı anayasası aşağıdakilerden hangisidir? Cevap A. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası. İkinci sırada da Fransa Anayasası gelmektedir. 2020 Dünya Kitap Başkenti aşağıdakilerden hangisidir? Cevap B. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Malezya'nın başkentidir. Risaletin Nusya adlı eseriyle bilinen ünlü tasavvuf sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap C. Yunus Emre. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardan değildir? Birleşmiş Milletler'e kurucu üyeyiz. Avrupa Konseyi'ne kurucu üyeyiz. Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye değiliz. Bu nedenle cevabımız B şıkkı. Denge üzerine ikinci derece paraboller eserleriyle bilinen ve hidrostatik alanda yaptığı sıvıların dengesi kanunu ile anılan ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap C. Arşimet. Kaldırımlar adlı şiiriyle bilinen ünlü Türk şair aşağıdakilerden hangisidir?
Cevapçı Necip Fazıl Kısakürek. Türkiye'nin en uzun kara sınırı aşağıdaki ülkelerden hangisidir? Cevap A. Suriye. Dünyanın 7 harikasında Türk izlerinin bulunduğu tek eser aşağıdakilerden hangisidir? Cevap D. Taç Mahal. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardan biri değildir? Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, D8 ülkeleri, AGİT'e kurucu üyeyiz. Interpol'e üyeyiz fakat kurucu üye değiliz. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı. Interpol olacak. Türkiye, Fırat Kalkanı operasyonu ile aşağıdaki ülkelerden hangisinin sınırları içerisinde faaliyet göstermiştir? Cevap B. Suriye. Sınırlarında faaliyet göstermiştir. 2019 yılı Küresel Huzur Endeksine göre dünyanın en huzurlu ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap A. İzlanda.